Haftanın raporu programına hoş geldiniz. Ben Sabri Küstür, Teknoblog Genel Yönetmeni. Bundan böyle her cuma günü yepyeni bir programla, haftanın raporu programıyla karşınızda olacağım. Bu programda hafta sonuna girilirken, hafta biterken meydana gelen gelişmeleri, olayları hep beraber yorumlayacağız. Bu ilk programda teknoloji dünyasının büyük etkinliklerinden bir tanesini IFA'ya değineceğiz. IFA biliyorsunuz genellikle Ağustos sonu Eylül başında düzenleniyor. Almanya'nın başkenti Berlin'de ve önemli duyurulara ev sahipliği yapıyor. Bu sene de farklı olmadı. Samsung, Sony, Lenovo, Toshiba, bunun yanı sıra Philips, LG, Panasonic gibi şirketlerin duyurularını görmekteyiz. Yeni ürünlerinin buraya geldiğini, IFA'ya geldiğini görmekteyiz. Biz de Teknoblog olarak hazırladığımız bir portalda, şu anda alt adresini görmektesiniz, o portalda tüm gelişmeleri size aktarmaktayız. Samsung'un etkinliği oldukça merak edilen, oldukça beklenen ve ilgi gören bir etkinlik oldu. Samsung bu etkinlikte yepyeni ürünler tanıttı. Bu ürünler içerisinde şüphesiz en dikkat çekici olanlarından bir tanesi Galaxy Note 2'ydi. Galaxy Note 2'nin tasarımı Galaxy S3'ünkine benziyor. Kıvrımlı köşeler. 5.5 inçlik 1280x720 piksel çözünürlüklü Super OLED HD ekran var o telefonda. 1.6 GHz'lik 4 çekirdekli Exynos işlemci, arkada 8 megapiksellik bir kamera, 1080p video kalitesine sahip bu kamera. Bunun yanı sıra telefonda 3100 mAh'lik bir batarya var. Oldukça güçlü, uzun süre gelecek bir batarya olduğunu söyleyebiliriz. Samsung Galaxy Note 2 Android 4.1 C'de gelecek. Bunun yanı sıra yine S Pen kapasitif kalem var özel bir ürün içerisinde. S Pen uygulamaları biraz daha geliştirilmiş, yepyeni uygulamalar, dokunmatik hareket özellikleri kazandırılmış. Bu telefonun Ekim ayında dünyada piyasaya çıkması bekleniyor. Türkiye'de fazla beklemeden geleceğini düşünüyoruz. Bir başka ilginç Samsung ürünü Samsung Galaxy Kamera oldu. Samsung'un biliyorsunuz son kullanıcı seviyesindeki dijital fotoğraf makineleri malum oldukça fazla ilgi görüyor. Android telefonları da ilgi görüyor. Galaxy serisi oldukça yüksek satış rakamlarına ulaşıyor. Samsung bu iki unsuru birleştirmiş ve ortaya Samsung Galaxy Kamera'yı çıkarmış. Samsung Galaxy Kamera'da 16 megapiksel arka aydınlatmalı CMOS sensörü var. 23 mm geniş açılı lens bulunmakta. 20x optik zoom yine bu kameranın özelliklerinden bir tanesi. Android 4.1 Jelly işletim sistemiyle çalışıyor cihaz. 3G ve 4G mobil geniş band desteği. Bunun yanı sıra Wi-Fi desteği de bulunmakta. Android uygulama mağazasından, Google Play Store'dan uygulama indirmek ve bu uygulamaları kullanarak içerikleri internet üzerinden paylaşmak mümkün. Diyelim ki Facebook, Twitter, Google Plus gibi uygulamaları indirebilir cihaza ve bunlarla paylaşımda bulunabilirsiniz. Aynı şekilde Instagram uygulamasını da indirebilir ve Instagram'ın filtrelerini kullanarak fotoğraf çekerek de içerik paylaşımında bulunabilirsiniz. Fotoğraf makinesinin arkasında 4.8 inçlik 1280x720 piksel çözünürlüklü bir ekran var. Kapasitif dokunmatik ekran var ve bütün işlevler, kontrol işlevleri bu ekran yardımıyla gerçekleştiriliyor. Bu cihazın da 2012'nin 4. çeyreğinde piyasada olması bekleniyor. Samsung'un Windows 8 ve Windows Phone 8 ürünleri tarafında da hareketli olduğunu söyleyebiliriz. Bu cihazlar ATIV adı verilen özel bir seri altında toplandı. ATIV Tab 10.1 Windows RT ile çalışacak 10.1 inçlik 1366x768 ekranlı bir ürün. Çift çekirdekli 1.5 GHz'lik işlemci var ATIV Tab 10.1'de. Bunun yanı sıra 5 megapiksel arka kamera barındırıyor. ATIV Smart PC ve ATIV Smart PC Pro biraz daha parlak, biraz daha ilgi çekici Windows 8 tabletler olarak ön plana çıkıyor. Bu iki tablette 11.6 inçlik Full HD ekranı sahip. Bunun yanı sıra cihazlarda 9.9 mm kalınlığı kasa var. ATIV Smart PC Pro'nun biraz daha gelişmiş özelliklere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Core i5 işlemci, 4 GB RAM, 256 GB SSD gibi özellikler var. USB 3.0 portu da barındırıyor. ATIV Smart PC ise Atom işlemci sahibi, 2 GB RAM ve 128 GB'lık flash bellek var. Bu cihazlarda Windows 8'in çıkışıyla birlikte piyasaya çıkacak. Bu arada Smart PC ve Smart PC Pro'nun S Pen desteğine de sahip olduğunu belirtelim. Yani bu cihazların ekranında S Pen'de not almak, çizim yapmak mümkün oluyor. Sony tarafı da bir aile hareketliydi. Xperia tablete tanıtıldı. Geçen yılın tableti, tabletesin biraz daha geliştirilmiş modeli. Yine aynı tasarım korunmuş aslında. Katlanmış dergi formu yine korunmuş. Ancak biraz daha tabletin eğimi düşürülmüş gibi gözüküyor. 9.4 inçlik kapasitif ekran var tablette. Nvidia Tegra 3 işlemci bulunmakta. Kızılötesi destekli kumanda da mevcut. Android 4.0 ile çalışıyor Sony Xperia tablete. Ve Sony'nin bazı özelleştirmelerini barındırmakta. Tabletin 16-32 ve 64 GB'lık dahili bellek seçenekleri bulunacak ve 7 Eylül tarihinden itibaren ön siparişler alınmaya başlanacak Xperia tableti için.
Sony'nin bir başka Xperia ürünü Xperia T'de 2012 model Xperia'lar içinde şu anda en yüksek seviyedeki ürün olarak dikkat çekiyor. 4.6 inçlik HD Reality ekran var bu cihazda. 1.5 GHz'lik işlemci, 1080p HD video oynatma yeteneği, Android 4.0 Ice Cream Sandwich ve PlayStation sertifikası gibi özellikler mevcut Sony Xperia T'de de. Bunun yanı sıra Xperia J ve Xperia V cihazları da piyasaya çıkacak olan diğer Sony Xperia serisi cihazları. Tüm bu cihazlarla ilgili detayları da teknoblog.com'daki yazılarda bulabilirsiniz. Bunu belirtelim. Windows 8 tablet tarafında WaiWoo 11 diye bir tablet dizüstü bilgisayar merkezi var. 11.6 inçlik 1920x1080 çözünürlüklü ekran var WaiWoo 11'de. 4 ve 8 GB RAM seçenekleri, yine Intel Core i3, Core i5 ve Core i7 işlemci seçenekleri. Windows 8'de çalıştığını söylemiştik. 128 ve 256 GB SSD belek seçenekleri de mevcut WaiWoo 11 için. Aynı zamanda bu cihazda NFC desteği de bulunmakta. Bu sayede hızlı dosya transferi olarak sağlamakta. WaiWoo 11'in de 26 Ekim tarihinden sonra piyasaya çıkması bekleniyor. Sony'nin tanıtmış olduğu bir başka ilginç ürün ise Bravia televizyon oldu. Bu Bravia televizyonun ilginç olan tarafı 84 inçlik bir panele sahip olması ve 4K çözünürlüğe sahip olması. Yani 3840x2160 piksel çözünürlük desteği sunuyor bu televizyon. Gelecekte oturma odalarımızda sıklıkla göreceğimiz bir çözünürlük, bunu söyleyebiliriz. Bravia televizyonun içerisinde X-Reality Pro Engine var. Yani bu görüntü işlemci motoru sayesinde daha düşük çözünürlükte, diyelim Full HD çözünürlükteki görüntüleri bile bu kadar yüksek çözünürlüklü bir panelde düzgün bir şekilde görüntülemek mümkün oluyor. Televizyon 10 adet dahil hoparlör var. İyi bir ses kalitesi sunduğu söylenmekte. Dahil Wi-Fi desteği mevcut. Yani kolaylıkla internete bağlayabilirsiniz bu televizyonu. Aynı zamanda internete bağlı çeşitli uygulamalarda Sony'nin bu Bravia 84 inçlik 4K TV'sinde bulunmakta. Bu televizyonun da önümüzdeki aylarda piyasaya çıkması bekleniyor. Bakalım Sony bu televizyonu Türkiye'ye getirecek mi, getirmeyecek mi, onu da zamanla göreceğiz. Bunun dışında IFA'da ilgi çekici ürünler, ürün duyuruları, lansmanlar yapılmakta. HTC yeni akıllı telefonu Desire X'i tanıttı. Bunun yanı sıra Lenovo'nun Android tabletleri, bunun yanı sıra Windows 8 cihazları var. LG'nin OLED TV'si, yine fuarın ilgi çeken ürünler arasında Panasonic'in tanıtmış olduğu 145 inçlik plazma panel var. 8K çözünürlüklü, bunun yanı sıra 103 inçlik 3D panel var plazma paneline. Tüm bu ilginç ürünlerle ilgili detayları teknoblog.com'da bulabilirsiniz. Geniş bir haber arşivi var. Yakından takip ediyoruz IFA'yı. Orada bulunan kaynakları da tarayarak ilginç olayları sizlere aktarmaya çalışıyoruz. IFA ile ilgili haberleri altta görmüş olduğunuz IFA portalında bulabilirsiniz. Diğer bir habere geçelim. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta sonuna girilirken Apple ile Samsung arasında Amerika'da sürmekte olan davada jüri kararı açıklanmıştı ve Samsung'un Apple'ın çeşitli patentlerini ihlal ettiğine karar verilmişti. Bu kararın alınmasının ardından bu hafta içerisinde Apple 8 adet Samsung cihazının Amerika'da satışının yasaklanması için başvuruda bulundu. Bu yasaklama talebi 6 Aralık tarihinde düzenlenecek bir duruşmada görüşülecek ve karara bağlanacak. Bu arada Samsung Galaxy Tab 10.1'in Amerika'daki ihtiyati tedbirinin kaldırılması için de mahkemeye başvuru yaptı. Çünkü Galaxy Tab 10.1 iddia edilen patentlerin hiçbirisini ihlal etmemişti. Samsung da bu nedenle cihazın satışının serbest bırakılmasını istiyor. İlginç olan bir ayrıntı da Apple ile Google CEO'larının buluşmuş olmaları, temas kurmuş olmaları. Bu temas son günlerde gündeme iyice yerleşen patent konularıyla ilgiliymiş söylenen bu. Apple'ın CEO'su Tim Cook ile Google CEO'su Larry Page son günlerde sıklıkla temas kurmaktalarmış. Hatta son günlerde bir telefon görüşmesi yapmışlar. Hatta ikili ilerleyen günlerde tekrar görüşmek üzere randevulaşmışlar. Yani anlayacağınız Apple ile Google arasında tekrar bir temas kurulmakta. Daha önce de 2010 yılında Steve Jobs ile eski Google CEO'su Eric Schmidt arasında da görüşmeler olmuş. Ancak bir anlaşma sağlanamamıştı. Tabii Steve Jobs'un biraz daha agresif bir tutumda, biraz daha şahin bakışlı olduğu biliniyordu Android konusunda. Tim Cook biraz daha ılımlı düşünüyor, biraz daha akıllı şekilde, mantıklı şekilde hareket eden bir CEO. Bu nedenle Google ile belki bir anlaşma bulabilir, belki lisanslama olur veya başka bir şey olur. Bir o durum, bir sonuç çıkabilir belki bu görüşmelerde. Tabii biliyorsunuz Apple'ın Google ile olan bağları her geçen gün daha da azalttığı bir gerçek. iOS 6'da yeni bir uygulaması olacak. Bunun sıra YouTube uygulaması iOS 6'da yüklü gelmeyecek. Bunlar dikkat çekici ayrıntılar. Bu CEO seviyesinde görüşmelerde oldukça ilginç, bunu söyleyebiliriz.
Bu haftayı programı kapatalım. Haftanın raporu bu şekilde. Önemli gelişmeleri yine teknoblog.com'da detaylı bir şekilde bulabilirsiniz. Gelecek hafta Cuma günü tekrar görüşeceğiz. Gelecek hafta Nokia'nın yeni Windows 18 cihazlarının tanıtılması bekleniyor. Aynı zamanda Amazon'da yeni Kindle cihazlarını gelecek hafta Perşembe günü düzenleyeceği bir basın toplantısında tanıtacak. Cuma günü herhalde o cihazlarla ilgili ayrıntıları sizlere burada vermiş olacağız. Ben Sabri Küstür, Teknoblog Genel Yayın Yönetmeni. Gelecek hafta yepyeni bir bölümle görüşmek üzere. İyi hafta sonları, iyi tatiller.